Evet arkadaşlar, şimdi Ebru Timtik denilen DHKPC üyesi, bir terör sevdalısı, bir avukat ölüm orucuna başlayarak geçen haftalarda işte hayatını kaybetti. Daha sonra da İstanbul Barosu önünden cenazesi kaldırıldı ve İstanbul Barosu'nun önüne koskoca pankartı asıldı. Şimdi benim kafama çok burada soru takılıyor yani. Bu takılan soruyu sizle paylaşayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben bu konuda kafayı yiyeceğim. Çünkü çok tuhaf bir durumdayım. Erdoğan düşmanı olacağım derken, düşmanlığı yapacağım derkene, hani vatana ihanete doğru giden bir CHP ve CHP yandaşları, hadi parti olarak, hadi koltuk sevdasına, bir çıkar uğruna, bir hani milletvekili, bir hani ülkeyi ele geçirme adına bir şeyler yapıyorlar. Onları da biraz anlıyorum. Ama hiç alakası olmayan, hani partiyi sadece gönül vermiş seçmenlerde, YouTube, Facebook gruplarda, derneklerde, paylaşımlarda şimdi bu Ebru Timtik'in resmini paylaşıyorlar ve adalet için, özgürlük için, demokrasi için ve bugünkü iktidara karşı ölüm orucunda direnç gösterdi ve canını bu uğurda feda etti. Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz diye böyle bir paylaşım yapıyor. Altında ne kadar? Hep bu paylaşımları yaptıkları siteler, bakın Facebook'a girin, hep Atatürk gibi düşünenler, Atatürk liderimiz, Atatürk dernekleri, Atatürk bilmem ne, hep Atatürk, hep Mustafa Kemal, hep CHP'liler, hep CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, hep İyi Parti falan filan, hep bunların gruplarında paylaşılıyor ve altındaki yorumları okuyorum. Yorumlarda hep ne kadar o gruba üyeler varsa Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin, ışıklar içinde yat, bunun hesabı sorulacak, bu adalet böyle yürümez, bugünkü iktidarlar bunun hesabını gün gelince verecekler ağır bir şekilde. Adalet, özgürlük, hürriyet bu ülkede yok. Seninleyiz yüce insan, bilmem ne, bilmem ne, binlerce, milyonlarca, çeşit çeşit böyle yorumlar. Ben okuyorum bunları, yani gerçekten kafayı yeme durumuna geliyorum arkadaş. Bak, Ebru Timtik sosyal medyadan araştırın. Bak araştırın ya. Ebru Timtik, DHKPC terör üyesi, Çağlayan Adliyesi'ne Savcı Selim Kiraz'ın şehit edileceği zaman o iki tane DHKPC'li o pislik şerefsizi avukat kimliğiyle adliyenin içerisine sokmuş. Ve içeride de buna tabancayı tedarik etmiş. Daha sonra Savcı Selim Kiraz'ın odasına girerek oruçlu bir insanı, bak oruçlu bir savcıyı, Cumhuriyet savcısını, ya Cumhuriyet savcısını Berkin Elvan'ın resmini duvara asarak, daha sonra bir sürü pozlar, resimler vererek şehit ettiler. Bunun dosyasına baktı. Berkin Elvan'ın dosyasına baktı bu avukat. Daha sonra DHKPC binasında basıldı. Burada ekipler, polisler baskın düzenlediğinde DHKPC binasının gizli bir bölmesinde, bir odada, kümes gibi bir odada saklanmışken bulundu. Yani bu kişi dosyası, sicili ağır. Türkiye'de herhangi bir suçtan, herhangi bir devlete karşı özgürlük konuşma veyahut da yani hırsızlık, dolandırıcı, yan kesicilik gibi bir dosyadan sicil işleyip yani içeri girmiş değil. DHKPC'den kendi bize, bak Cumhuriyet savcımızı katlettirmekten içeri girmiş. Kimliğin, avukat kimliğinin Çağlayan Adliyesi'ne sokuyor o kişileri. O kimliği gösteriyor, kapıdan, güvenlikten, kontrolden geçittiriyor. Yani o kimlikle, avukat kimliğiyle yanında arkadaşlarıymış. Aranmasına gerek yok, girebilirler diye onları, hani avukatın arkadaşı, yani güvenilir kişi olmuş oluyor. Neyse, daha sonra bunlar bu hani Savcı Selim Kiraz'ı şehit ettikten sonra dosyasına bakıyor. Berkin Elvan'ın dosyasına bakıyor. Tutuklanıyor ve ölüm orucuna başlıyor. Ölüyor. Arkasından bütün cumhuriyetçiler, laikçiler, Atatürkçüler böyle yorumlar yapıyorlar. Böyle paylaşımlar yapıyorlar.
Ben şimdi gerçekten çok kafayı takıyorum. Bunlar şizofren mi? FETÖ'cü mü? DHKPC'li mi? PKK'lı mı? Kime hizmet ediyorlar?